Virgin Radio. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radio'su birazdan başlıyor. Hanımlar beyler, iyi akşamlar. Virgin Radio İstanbul stüdyosundan canlı olarak yayınlanan Talk Radio'da bizler hepimiz hazırız sizlerle geçireceğimiz iki saat içerisinde. Kim bilir nelerden söz edeceğiz bu akşam. İşin doğrusu biz de bilmiyoruz çünkü Talk Radio bir halk radyosu. Halk için... Halkla beraber sürekli lafıma karışacak mısın? Evet karışmayayım, evet, tamam. Ben de onu pek sevmedim. Ben de pek sevmedim evet, senin söylediğin şey şeyi. Yani spontane diye bir şey yok. Evet. Kaç oda bir salon eviniz? Evet, şimdi beraberce sizleri evlerinize ulaştırmaya çalışacağız. Önümüzdeki iki saat içerisinde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bizleri arabalarınızın radyolarından, evlerinizdeki radyolardan, aynı zamanda karnaval.com'dan ve tabii ki karnaval uygulamasını indirenler Virgin Radio'nun üzerine tıklayarak bizleri cep telefonlarından yürürken otobüste, metrobüste, metroda, şurada burada dinleyebilecekler. Vapurda, efendim? Çok teşekkür ederim. Yani vapurda demeseydin ama nasıl evet, eksik kalacaktı? Ama evet, o da var. Kalacaktı? O da var. Bir salon evini. İki efendim. Evet. Ve programımızda çok iyi tanıyorsunuz Burcu Bakdur ve son gün nerede sıklıkla ziyaretimize gelen yepyeni kitabının hazırlıkları içerisinde olan gerçek bir ilişki uzmanı, gökteki yıldızların konumlarıyla burçların konumları arasında açılar çizen ve dinleyenlerimize burçlar, yıldızlar, aşk ve ilişkiler konusunda en değerli bilgileri aktaran Sayın Cansu Kaymaz da bizimle beraber. Merhaba Cansu. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum hayatım. Merhaba. Bana tek bir tek hayatım diyen kişi var, o da Cansu Kaymaz. Ama sen Cansu Kaymaz. Sen çok tatlısın. Ay. Ya bayılıyorum. Ay. Ay yalnız burada ben bir ara yoktum. Benim dışımda bir dudak tonu var. Benim tonum. Acaba. Hanımlar beyler, Virgin Radio telefonu 0212 368 62 20 ve WhatsApp için 0533 0477 çift 0. Ve çocuklar, dilerseniz dünya top 40'ından güzel bir şarkıyla başlayalım. Indit'den gelsin. Dernier Dans diyor. Aa, bu dün... Evet, İstanbul'un sevdiği şarkı. İstanbul'un sevdiği şarkı. Belki kızımın. Dün kızım bizimle beraberdi. Nefis bir program oldu. Evet. Pek saftorik, pek 6 yaşındaydık. Çok tatlıydık. Hepimiz birlikte nefis bir akşam geçirdik. Kötülüklerden, muzurluklardan, pisliklerden, her türlü dedikodudan, saçmalıklardan, sıkıntılardan ve... öfkeden arınmış çocukla çocuk olduk. Acaba çocuk mu diye düşünmeden edemedik. Birçok konuda bizden büyük duyguları, büyük akılları vardı. Evet, biz de hepimiz kafamızı salladık tabii ki. Dün onu dinledik. Peki tamam, şimdi o zaman kızım için ve bütün onun yaşındaki güzel kızlar için ve sizlerin şu anda trafikte seyreden, çocuklarına kavuşmak için dakikaları sayan herkesin çocukları analar, için babalar gelsin. Hüzünlü bir şarkı, sadece kızım onu söylediği için, yoksa sözleri ya da şarkının niteliği itibariyle değil tabii, bir çocuk şarkısı değil ama bizi hüzünlendiriyor. Özellikle sevdiklerinden ayrı kalanları. Cansu Hanım, siz de dinleyin lütfen. Dinliyorum. Güzel, eğlenceli bir şarkı. Olay bir aşk şarkısı. Buyurken. Hanımlar beyler, Virgin Radio İstanbul stüdyosundan canlı olarak yayınlanan Talk Radio devam ediyor ve bizler Talk Radio ekibi olarak aramızda acaba hangi şehir daha eğlencelidir diye konuşuyorduk ve elimde ne kadar güzel bir bilgi notu var. En büyüleyici 15 sanat şehri. Özellikle ben, Burcu Bakdur, Yağmur ve Ege ve Umut. Tabii ki
sanatseverler olarak o şehirden o şehre, o şehirden o şehire dolaşıp duruyoruz. Neden? Çünkü hepimiz baba parası yiyoruz tabii ki. İşte küçücük evlerde büyümüş ve kendi parasını kendi kazanan tipler olarak tabii ki o şehirden o şehire atlayıp zıplayamıyoruz ama en azından atlasak da kendi şeyimizle atlıyoruz. Bir dakika daha kapatabilirim. Ne dedin şimdi? Kendimiz atlıyoruz. Hayır. Her şeyi çıkarıyorum çünkü yakında çıplak olarak koşmaya başlayacağım. Rengi çok güzel. Teşekkür ederim. Valla konuyu nasıl yaptın? Çok güzel konuyu şey yaptınız. Evet. Neymiş o şeyler? Peki. Acaba en büyüleyici 15 sanat şehri hangileri olabilir? Türkiye'den mi bahsediyorsun? Türkiye'den değil. Hayır. Bütün dünyada. Bütün dünyada. Türkiye'den de olabilir tabii ki. Ama en büyüleyici. En büyüleyici. Ama kime göre? Bir numarayı kimi koyarsınız? Hangi şehri koyarsınız bir numarayı? Ben neyi koyarım? Kaç oda bir salon eviniz? Evet. Burcu o kadar gezdi ki cevap veremiyor şu anda. Hepsi bebekleri gibi. Peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sanatsal anlamda yani işlevsel anlamda mı? Yani çok fazla müzesi olan, çok fazla galerisi olan falan gibi mi? Yoksa beni nasıl etkilediğini? Şimdi herkes seyahat etmek istiyor. Biliyorsun televizyonlarda, radyolarda, her yerde. Ya, bence de Berlin. Tabii ki bence de bir numara Paris ya da Berlin'i koymak olacak isterim. Ben tabii ki. Niye Berlin mahvoluyor? Gidiyor yani. Nereye gidiyor Berlin? Çok fazla evler fon. yıkılıyor, abuk sabuk binalar çat diye böyle bir anda. Koruyorlar fakat çok fazla... Bir yürüyüşe katıldım çok ben fazla yüzen Berlin'de. Sermaye yani trans sermaye, çok fazla fon biliyorsun çünkü bunlar artık sermayedarlar değil, fonlar. Yüzlerce kişi, onlarca kişi ya da farklı farklı fonlar var tabii barındıran ve kurumsallaşmış para odakları, para babaları diyebiliriz. Ve bunlar Berlin'e çok fazla mimari yatırımda bulunuyorlar ve yeni yaptık. Hiçbir yer güzel değil. Ama bazı fonlar, öyle karakterli fonlar da var. Onlar da eski binaları korumaya alıp yine oralardan konut ya da iş yeri olarak yararlanmayı öneriyorlar. Ama hiç olmazsa doğru düzgün şeyler yapıyorlar. Ama onun karşısında bir tane abuk sabuk bir bina dikilince orayı ne kadar korursan koru olmuyor. Tarafında. Bu çünkü bu fon sermayesinin karakteri yok. Yani karaktersiz, çirkin anlamda karaktersiz. Ve bunun aslında yok, şahane bir bölümü var. Dinleri yok, imanları yok, ahlakları yok, karakterleri hiçbir şeyleri yok. Para bir araya gelmiş ve akacak bir yol arıyor kendine. Ve sadece kar için akacak ve en yüksek kar için, en hızlı, en yüksek kar için akacak bir yol arıyor kendine ve bu da artık... Ve buraya gelip sonra bu binalara gelip yerleşenler de... en son evresi. Mesela bir anda benim oturduğum sokaktaki şahane bir yer, hala öyledir. Schwederstrasse hala çok kötü pronans ediyor. Oturduğu yerin ismini söyleyemiyor ama ya olsun. Ben o, şuradan Schwederden böyle aklımda tutmuştum. Schwederstrasse neyse. Abuk sabuk bir bina diktiler. Gerçekten çok çirkin. 25-30 katlı. İki tane böyle bina diktiler. Ve bütün diğer apartmanlar 3 katlı, 4 katlı falan. Ve sadece butik mağazaların olduğu, marketlerin olduğu, manavların olduğu falan bir sokaktan bahsediyorum. Ve Alexanderplatz'a da çok yakın bir yer. Yani direkt göbeğine şehrin. Ve bir anda orada ben 6 ay içinde fiyatların %100 arttığını gördüm. Sebebi de şu, çünkü o binalar yapılınca hemen bir yanına organik dükkan açtılar. Tabii. Hemen yanına butik yerine böyle bayağı bilindik bir markanın mağazası geldi falan ve bütün fiyatlar tabii kafayı yedi. İki tane dükkanın kapandığını biliyorum. Bir pizzacı vardı İtalyan böyle kendi halinde. Onun kapandığına şahit oldum. İki tane bakkalın kapandığına şahit oldum. Orayla yarışamadığı için. Acaba yaş aldıkça daha mı hüzünlü şeylere şahit oluyoruz? Gidince kaybolup giden güzellikler. Bana orada böyle o pizzacının sahibi ki böyle punk rock dinleyen falan bir adamdı. Çok acayip bir adamdı. Ve böyle pizzacının içine girdiğinde her masanın yanında plaklar var. Ve sen plakları seçip sipariş verdikten sonra bir şarkı isteme şansın oluyor ve o kendi elleriyle geliyor, plağı alıyor, koyuyor. Sex Pistols'lar bilmem neler falan, böyle bayağı eski ciddi punk şarkıları ve hani böyle acayip bir şey vardı ve kapandı. Böyle gözlerimin önünde kapatmak zorunda kaldı adam. Ve orada böyle ufak bir parti yapıldı. Hani biz de gittik falan, gözleri doldu, bir konuşma yaptı bilmem falan, çok acayipti. Ama gitti, yok artık öyle bir yer olmayacak. Üzücü yani, tabii ki üzücü bir şey.
Peki şu neden bu sanat şehirleri bu 15 sanat şehri sıralamasına alınmış? New York'tan başlayarak biraz göz gezdirelim. Diyor ki tüm istatistikler gösteriyor ki New York bir numaralı sanat şehri. Tabii o size öyle geliyor, bana göre değil. Örnek size, sana Burcu'ya göre de öyle değil. Öyle ki herhangi bir başka şehirden çok daha fazla galeri ve sanat kurumuna ev sahipliği yapıyor. Nihayetinde 1 milyon doların üzerindeki müzayede satışlarının 2/3 New York'ta oluyor. Ayrıca 2015 yılında müzayedelerde yapılan 10 en pahalı satışın hepsi Christie's ve Sotheby's'de gerçekleşiyor. Mart ayında Armory, Show ve Bağımsız Sanat Fuarları, Mayıs'ta Frieze New York ile şehir birçok uluslararası galeri, küratör, koleksiyoner ve sanatseveri ağırlıyor. Bazen takılmalarımın nedeni hakikaten mikroskopik olarak yazılması. Oo ya, ben onu evet hayatta okuyamazmışım. Mümkün değil. İkinci sırada kim var? Ama bakın dediğim gibiymiş. Yani sanat anlamında değil, daha çok yine biraz ticari böyle. Yani ne kadar çok galeri dataları, var, dataları, ne kadar çok dataları, satılıyor gibi. Dataları değerlendiriyor. Evet. Halbuki evet. Yani onun için de New York tabii ki önemli olan olur. O değil. Yani datalarda ruh olması gerekmiyor. Evet. Çünkü ruhun datasını tutmamıza da imkan yok. Evet. İkinci sırada Londra geliyor. Londra çağdaş sanat sahnesinde son 10 yıldır heyecan uyandıran bir ivme yakaladı. David Zwirner Galeri, Gagosian Galeri ve Marion Goodman Galeri, Lison Galeri, Sadie Coles ve White Cube'ün ve elbette Frieze London'ın bu yükselişte etkisi büyük. Ayrıca 13 yıllık bir fuar olan Frieze London her Ekim ayında büyük sanat topluluklarını İngiltere'nin başkentine çekiyor. Şehir New York'takilere rakip olabilecek Whitechapel Gallery'den The Royal Academy of Arts'a ve Tate'e kadar birçok sanat kurumunu barındırıyor demiş. Ve üçüncü sırada hiç tahmin etmeyeceğimiz bir şehir. Bir dakika, New York, Londra dedik. Evet. Artık Paris yok. Artık Berlin gelir. Roma yok mu? Hayır. Miami ve Miami Beach. Miami mi? Evet. Yani Miami deyince tabii ki Sayın Cansu Kaymaz'a sormadan olmaz. Cansu Hanım, siz vücudunuzu bir sanat eseri haline getirdikten sonra galiba Miami plajlarında çok dolaştınız. Miami ve Miami Beach plajlarında biraz daha fazla dolaştım. Ve o plajlar öylesine sanat eser ki başımdan saçlarımın arasından geçerken ayak parmak uçlarıma kadar indiğinde ben adeta yürürken koşar gibi hissediyorum kendimi. Ve bununla ilgili de çok ciddi bir araştırma yaptım Okan. Çok güzel yapmışsınız. Yalnız bu araştırmadan önce size Bağımsız Kadın isimli şarkıyı çalmak istiyorum. Müthiş bir aşk tam, şarkısı. Tam sizlik bir şarkı. Biliyorum. Çok eski değil mi bu? Ne bu? Destiny's Child. Ha evet. Charlie's Angel. Virgin Radio. Çılgınlaşmaya meyilli. Talk Radio. Hanımlar beyler, Virgin Radio İstanbul stüdyosundan canlı yayınlanan Talk Radio'da ben Okan Bayülgen. Ben Burcu Baktuğur. Bu Ege Esen, şu Umut Ususoy. O Yağmur Anas. Hep beraber sizlere eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki iki saat içerisinde sizleri evlerinize ulaştırıncaya kadar buradayız. Ve devam edelim dünyadaki sanat şehirlerine. Tatil planı yapanlar için gittikleri yerde yemekten ve alışverişten başka şeyler de yapmak isteyenler için biraz daha para biriktirmiş ve acaba yaşamın zevkini, tadını nasıl alabiliriz, neye bakarsak, ne yaparsak daha güzel vakit geçiririz diye düşünenler için. Evet, biraz önce Miami demiştik. Biraz daha kulağa garip gelmişti Miami olması. Evet. Ama yine de çok mini minnacık yazılardan okumayı sürdürüyorum. Don ve Mera Rubble'dan Ella Fontenals Cisnerosa. Miami'nin özel koleksiyonlarının zenginliğiyle Perez Art Museum Miami
PAM kısacası gibi her gün daha fazla takdir edilen kurumlar her ne kadar şehrin kültürel nabzını yükseltseler de bölgedeki asıl sanat yoğunluğu Miami Beach'teki Art Basel sayesinde oluşuyor. Şehir Latin ve Güney Amerika'nın sanat pazarının giriş kapısı olarak hizmet verirken sayısız uydu fuar ve etkinlikleri sanat dünyasının takvimine işliyor. Şimdi biraz mantıklı oldu. Biraz mantıklı oldu. Kültürler. Evet. Ben o kısmı düşünmedim. Peki Latin dördüncü sırada hangi şehir var? Hadi bakalım önerileri topluyorum. Hangi şehir olabilir dördüncü sırada? İtalya. İtalya. Roma. İtalya dediniz doğru. İtalya mı? Sayın Cansu Hanım çok doğru belirttiniz efendim. Evet. Sanatsal Cansu, bir şey konuşurken de sesi değişiyor. Evet, Cansu sesi değişiyor genelde. Bir anda, evet. Evet. Cansu İtalya. Hanım İtalya deyince tabii ki aklımıza sizin de aklınıza benim de aklıma geleni ne yalan söyleyeyim. Niye saklayalım ki kimsenin aklına da ne geldiğini? Ben. Venedik geldi değil mi Venedik aklınıza? Aşkımdır Venedik. Venedik. Ardından Nice. Nice mi? Nice mi? Nice mi? Nice mi? Nice gibi demek istediğiniz herhalde. Nice deyince bir anda Paris, Paris diyelim. Fransa'ya uzandınız. Nice dediniz. Yan yana versen. Venedik'le Nice pek yan yana değiller ama siz onları gönlünde yan yana uçak aça uçak aça yan yana getirmişsinizdir. Bir de Sicilya var. Sicilya mutlaka Sicilya. Sicilya vahşet gibi bir sanat. Vahşet gibi bir sanat. O nasıl kelime kullanımı öyle. Biliyor musunuz efendim Sicilya'ya gittim ve hiç aklımdan çıkmadınız. O vahşi tropikal yapısı, coğrafyası, evet, ve inanılmaz ben yapılarıyla. Ben mumyamı oraya koyduracağım. Siz kendinize de oraya koydurabilirsiniz. Neyi? Canlıyken, kanlıyken. Canlıyken de gider, mumyasını da oraya koydurur. Ne güldünüz. Evet, geldik Venedik'e. Sanat dünyası bir kez daha Mayıs ayında başa geçen Haus der Kunst'un yöneticisi Okvuy Envezor'un kuratörlüğünde aklın Mazor'un ne gibi bir şey. 56. galiba 56 olması lazım ama Ş harfi basılınca herhalde öyle oluyor. Venedik Biennale'nin ana sergisi olan All the World's Futures. Oldu ben gittim gibi. İle gözlerini Venedik'e çevirdi diyor. Biennale 121 yıllık geçmişinde Filippo Tommaso Marinetti'nin 1909 yılında Manifesto del Futurismo'yu saat kulesinden aşağı düşürmesinden Marina Abramovic'in yani anlayana aşk olsun 1997'de Balkan Barokuna kadar sanatsal ilerlemesinin mihenk taşlarından biri olarak Alman Barok için kaç demiş? Sürdürüyor. 1900'de? Hiçbir şey anlamıyorum. Fütürizmden başlayıp işte Barok'a nasıl 5. sırada, 5. sırada Berlin. Hayır. Ama artık Berlin artık olmalı yani. Hayır, hayır. Paris. Paris deyince tabii yine aklımıza Cansu Kaymaz geliyor. Cansu Hanım, Okan. Paris'e indiğinizde kaydınız mı hiç? Gemiden mi iniyorsunuz, uçaktan mı iniyorsunuz, trenden mi iniyorsunuz, nasıl bir yolla ulaşıyorsunuz bilmiyorum ama Paris'e indiğinizde eğer bahar aylarıysa hafif insanı üşütmeyen soğuk oluyor ama baharda hafifçe de ürperten bir rüzgar eserken acaba nasıl giysileri ve şapkaları ve çantaları tercih ediyorsunuz? Buyursunlar efendim. Sevgili Okan. Öncelikle Paris benim dünyamın tam anlamıyla içine yansıtan, hele hele o tam böyle kıştan çıkmış o yaza dönen ortası vardır ya, işte o ortada ben Paris caddelerinde yürürken tam anlamıyla üzerimde bir entari. Kaç oda bir salon eviniz? Ardından elbette üzerimden asla çıkarmadığım o septik yen tonla üzerimdeki şalı örterim ve
salına salına tabiri caizse gezerim. Daha sonra göl kenarındaysam yanımdaki beyefendinin ceketini ben istemem zaten. O evi. Öyle yani. Evet, peki Paris'te mutlaka dansı da bir kenara atmıyorsunuz. Gerek operada temsiller izlemeye gittiğinizde, gerek dans salonlarında dans ederken sizi görmek mümkün herhalde akşamları. Evet. Hafif, serin, biraz ürpertici Paris akşamlarında. Orası gerçekten, zaten orada ben yürürken dans ediyorum. Lütfen bu güzel danslardan tabii ki mahrum kalmak, bu güzel dansları görmemek, bu güzel danslarla sizle beraber. Hanımlar beyler, 0212 368 62 20 Virgin Radio'nun telefonu ve WhatsApp mesajlarınız için 0530 047 70 0. Ve şimdi Hazal Hanım eğer hala hattaysa, 25 yaşında, İstanbul'dan arıyor bizi. Hazal. Alo. İyi akşamlar Hazal. Merhaba. 25 yaşındasınız, İstanbul'dan arıyorsunuz. Ve okuyor musunuz bir yerde? Merhaba arkadaşlar. Hayır, mı dedin? Çalışıyorsunuz. Nerede? Nerede? Özel bir şirkette reklam müdürlüğü yapıyorum. Ne kadar güzel bir şey. Özel bir şirkette reklam müdürü. Ve hemen sizin olduğunu sandığımız Instagram hesabınıza bakıyoruz. Hazal, evet. Çeteci soy isminiz değil mi efendim? Evet, doğrudur. Çok Çeteci. Güzel fotoğraflar görüyorum burada. Biraz ufak tefek bir hanımsınız galiba. Ama sesinden de belli. Böyle minyon, tatlı bir. Ama çok güzelsiniz. Hanım. Çok güzelsiniz. Bakınız. Ya, evet, çok güzel. Yalnız gerçekten. Hiç minyon falan değilim. 1.76 boyum var benim. Oo, değilmişsin hakikaten. O zaman ben sizin boyunuzu yanlış görmüşüm. Bir fotoğraf var. Havuzdasınız ve sırtınızdan çekim yapılmış. Bu siz misiniz? Evet, onu göre o minyon değil, evet. Evet, bu bayağı okkalı, etli, butlu. Evet değil mi? Evet. Hani evet. Böyle okkalı bir kadın, maşallah maşallah. Tam reklam müdürü olabilecek. Evet, tam reklam müdürü kadın. Yani bu zaten reklam müdürü yapmasa milleti yiyebilir bu kadın. Yani öyle bir kadın ki, kadın yani. Yine çok güzel bir fotoğrafınız var. Parmaklarınızda kırmızı kırmızı bir şeyler var. Evet. Parmaklarınızda çilek. Framboğaz keyfi. Ama yani siz de Instagram gibi. Sayfası gibi konuşuyorsunuz maşallah. Fransa'da framboğaz keyfi. Evet, peki bu özel şirket neyle uğraşıyor, özel şirket? Yani ismini tabii ki almayacağız ama merak ettim, ne satar? Bu özel şirket zayıflama ve sağlıklı yaşam merkezi. İşte tam ihtiyacım olan şey, hem zayıflamak istiyorum hem sağlıklı yaşamak istiyorum. Bize neler öneriyorsunuz? Framboğaz. Salonumuza gelmenizi öneriyorum. Ha, bu başta. Bir salonu var bir kere bu şirketin. Evet, aynen. Çok güzel. Karşıda, yani Bağdat Caddesi'ndeyiz. Çok güzel. Yarım saatlik seanslarla böyle spor yapıyoruz. Evet. Bir de aletlerimiz var Türkiye'de. Sen kıyısında çektiğiniz Paris'te bir fotoğraf var. Bu fotoğrafa bakarak biraz etli butlu olduğunuzu söyleyebileceğim sanıyorum ki. Evet. Peki hani siz bu seanslarda terzi söküğünü dikemezmiş örneği midir bu acaba? Ya aslında şöyle, bana ben giriyorum tabii ki de, bana birazcık uzak iş yerim. O yüzden çok şey yapamıyorum. Siz bir de reklam müdürsünüz zaten herhalde, değil mi? Evet, reklamlarla uğraşıyorsunuz. Aynen, reklam. Ben işin daha çok görünmeyen kısmındayım. Lisbon'a da gitmişsiniz değil mi? Evet, 6 ay Portekiz'de yaşamıştım. Çok isterim tanışmayı. Ben de Lisbon'a gittim ve bayıldım Lisbon'a. Sıkılmamış mıydınız orada? Hayır, sıkılmadım, bayıldım. Akşamları sıkılmışsınız. Akşamları çok daha eğlenceli olmadığını söyleyebilirim ama çok hoş bir yer. Ne yaptınız orada 6 ay yaşamak nedir yani? Okudum eğitim. Ben Erasmus gittim aynen. Ha, bir Erasmus başkenti neredeyse değil mi? Ne kadar çok insan böyle gidiyor, ne kadar çok Türk var. Ben de Erasmus'la gelen Türklerle karşılaştım orada. Aynen, çok fazla Türk var dediğiniz gibi. Her yerde çok fazla Türk var gerçi. Ben Lisbon'da değildim, Villarreal'deydim. ama Lisbon'a da işte ziyaret etmek için gitmiştik.
Portekiz başlı başına muhteşem bir şeyiz zaten. Bir de bikinili bir fotoğrafınız var. Ben bikininin sadece üstünü görüyorum. Uzun saçlarınız var. Bir güneş gözlüğünüz evet. var. Arkanızda bir ada görünüyor. Alanya orası da. Alanya mı? Bu fotoğrafta da çok seksisiniz maşallah. Maşallah maşallah. Aman göğüs olunca seksi mi olunuyor fotoğrafta? Hayır efendim, tabii ki göğüs olunca seksi olunmuyor. Bak mesela ben şimdi göğsümü inanılmaz toraksımı göstersem seksi mi olur? Bir olur de tabii. Çok tatlı bir çomar var kahverenginde. O da köpeğiniz mi? Pardon, ne var? Çomar. Dedi? Çomar. Köpek. Çomar. Ha köpek. Ya hatırlayamadım ki vardır ama. Bir köpeğiniz olup olmadığını bilmiyor musunuz? Yok, muhtemelen onu karşılaştı, gördü bir yerde. Fotoğrafını çekti. Aynen, muhtemelen. Yani sahip olduğum bir köpeğim yok, evet. Ama birisinin köpeği. Evli misiniz? Yok, evli değilim. Erkek arkadaşınızın köpeği olabilir mi? Var. Erkek arkadaşımın köpeği olabilir. Gri ve kısa olabilir. Nasıl olabilir? Onu da bilmiyorsunuz. Erkek arkadaşınızın köpeği olup olmadığını bilmiyor musunuz? Bazen oluyor bazen. Erkek aynen, arkadaşınızı hatırlıyor bazen musunuz? Bazen oluyor bazen. Erkek arkadaşınız mı bazen oluyor olmuyor, yoksa erkek arkadaşının köpeği mi bazen oluyor? Erkek arkadaşımın köpeği bazen oluyor. Yani bir seferde 18 tane vardı. Ondan bir seferde 18 tane. Maalesef. Erkek arkadaşınızın mesleği nedir? Evet, erkek arkadaşınızın köpeği belki de erkek arkadaşınızın sizden önceki kız arkadaşının evinde kalıyordur bazı geceler. Olabilir. Haftayı paylaşmış olabilirler. Ama 18 saymış şimdi eski kız arkadaşı var. Çünkü bazıları çocuk yapmak yerine ev hayvanı alıyorlar. Dolayısıyla ayrılırken çok güç oluyor. Hani köpek onda mı kalacak, kedi bunda mı kalacak filan. Böyle şeyler olabiliyor. Peki, çok tatlı bir hanımsınız. Başarılar diliyorum. Bu güzel dakikaları hayatınızdan bize ayırdığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Ve size Can't Feel My Face isimli güzel şarkıyı çalmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biliyor muydunuz bu şarkıyı? Evet. Seviyor musunuz? Hayır. Severiz. Neden sevmeyiz? Biz çalarsak sever. Ya biz çalarsak sever. Sever. Peki ben hangi şarkıyı istersiniz bizden? Who let the dogs out? O ne be? Olabilir tabii, neden olmasın? Bence çok iyi olur. 18 köpekli. Bu kadar köpek üzerine. Evet. Bence olur. Ama bizde yok. Maalesef öyle bir şarkıyı bilmiyorum. O zaman o zaman o senin gönlünden geçen bana gelsin. O zaman Can't Feel My Face. O zaman şöyle yapalım. Ben öyle bir şarkı çalmak istiyorum ki tüm sevenler ve sevmeyenler için gelsin istiyorum bu. Ve tabii ki öncelikle öncelikle Hazal için ve Sayın Cansu Kaymaz için sıradaki parçayı ben şey yapıyorum. Tamam. Bu sıradaki parça size gelsin. Müthiş gelsin. Aşk üstelik gelsin. Parça bak nasıl sıraya girmiş. Nasıl? Senin girmiş? İçin çalınmak istemiş o şarkı. Sayın Cansu Kaymaz. Ve sıraya girmiş. Ve çalın beni demiş. Peki o kiraz dudaklar. Vasiyet etmiş şarkı. Vasiyet etmiş şarkı ve demiş ki. Demiş ki beni Cansu Kaymaz'a çalın demiş. O ne kahkahalar. Kaç oda bir salon eviniz? Evet. Bayırken Talk Radio. Hanımlar beyler, İstanbul Virgin Radio stüdyosundan canlı olarak yayınlanan Talk Radio devam ediyor. Biz de özellikle yaz tatilini iple çekenler için dünyada gezilecek yer bırakmamak isteyenler için ve gittikleri yerlerde alışveriş ve tıkınmak dışında başka şeyleri de tercih edecekler için dünyanın önemli sanat başkentlerini sayıp sürdürüyoruz. Evet, Paris demiştik. Bundan sonrasını tek tek okumayalım, zamanımız kalmayacak. Paris, sonra neresi? Vancouver. Hayır, kesinlikle Vancouver değil. Hayır. Neresi olabilir? Prag. İstanbul. Berlin. Hayır, Berlin. Evet, Berlin. Ha, artık, doğru. Berlin. Artık Berlin. Berlin. Evet. 6. sıraya koymuşlar ve daha sonra 7. sırada belki ilginç gelecek ama Los Angeles var. Ve 8. sırada Los Angeles'tan sonra Basel ve Zürih geliyor.
sıralamada. İstanbul var, merak ettim. Kaç 15 işte. 15 şehir ve 9. sırada Hong Kong. Aa, evet, Hong Kong'u niye düşündüm? Ve 10. sırada tabii ki hepimiz bayılırız, hiç gittim bilmiyorum, Sao Paulo. Gitmedim. 11. sırada ilginçtir ki Singapur. 12. sırada İstanbul. Heh. 13. Neresi? Pekin. Ve 14. Brüksel. Ve 15. Detroit. Olarak devam ediyor dünyanın 15 büyük önemli sanat. Amerika'dan 3 tane state, eyalet girmiş yani. Evet, yani ve alakasız yani. Evet, insan Amerikalı olunca state girdi diyor tabii ki. Ya. Yani, eyalet dedim işte. State eyalet girdi vallahi. Aramızda state girdi. Eyalet de dedim ama. Evet, peki. Bu arada WhatsApp mesajlarınız için teşekkür ediyoruz. Özellikle dün akşam saatlerinde kızımla yaptığım program için şöyle demiş bir WhatsApp'tan katılan dinleyicimiz. Dün İstanbul'da yaptığınız şahane programdan sonra Cansu Kaymaz iyice çekilmez oldu. Fakat açık yürekli bir halk programı olan Talk Radio'da tabii ki ben hemen bu eleştiriyi Sayın Cansu Kaymaz'a iletmek istiyorum. Sayın Cansu Kaymaz, okay, şöyle demiş bir dinleyici. Evet, okay. Şimdi sizin için bahtsız bir açıklama yapmış ve çekilmez oldu demiş. Güzelliğiniz, şahaneliğiniz ve ihtişamınız ne zaman çekilebilir oldu ki? Dünden sonra, bugünden önce, yarından başka, gayrı ne olacak? Nasıl hiç çekilir bu dert? Nasıl çekilir? Nasıl bu dert çekilir? Cansu Kaymaz derdi çekilir mi? Bir şey söyleyeyim mi? Hiç problem değil. O da benim bir bebeğim. O da benim bir yavrum. Ne kadar çok bebekleriniz var. Onların hepsi benim bebitolarım ve ne tatlısınız. Sanatoryum gibisiniz. Teşekkür ederim. Türk hiç bebek ünitesi gibisiniz. Sperm bankası gibisiniz. Kaç oda bir salon eviniz? Çok güzel, çok güzel Okan. Gerçekten ne diyeceğimi şaşırdım ben de şu anda. İşte, işte bunu istedim. Evet. Evet. Kaç oda bir salon eviniz? Şimdi yeni bir dinleyicimiz gelecek Virgin Radio mikrofonuna. Telefon alıyoruz. Ve bazen alıyoruz tabii ki. Ahu hala hatta mı? Ahu. Açar. Evet, hattıyım. Merhaba. 32 yaşındasınız. Bayağı bir yaşlısınız. Ahu Acar İstanbul'dan bize arıyor. Ben öncelikle Tuğba'ya teşekkür ediyorum. O kadar tatlı bir insan ki ve insan heyecanlanıyor olsa bile sizinle konuşacağı için. Böyle bir yatıştırıyor, tatlı tatlı. Ne güzel, ne güzel. Evet. Ne olur Tuğba ile ilgili bu övgü dolu cümleleri söylemeyin. Ama zaten bunu konuşurken bir insan terbiyesiz olup tatlı olabilir. Ama hayır, Tuğba tatlı da değildir, terbiyesizdir. Tatlı kesinlikle yanı var. Terbiyesizdir. Var. Az önce mandalinasını paylaştı bütün ekiple. Daha yapma ne yapsın? Daha ne yapsın? Vallahi hepimize birer birer insan görmedim. Ya. Bir torba mandalina getirip en küçüğünü bir tane, Ahu bir tane mandalina verdi bütün ekibe birer birer. Ama o dilim dilim değil mi? İşte dilim dilim bir taneden aldık hepimiz birer tane, ağzımız şenlendi. Evet, tam 3-4 tane yedim ya. Ege'den kaçırdım. Çok güzel bir kız. Böyle 60'lı yıllar tarzı bir gözlükle aynadan fotoğrafınızı çekmişsiniz. Bu siz misiniz? Evet, o Illuminati olarak ben yaptım onu. Nasıl Illuminati olarak? Yani aslında gülüyorum ama gülmüyorum. Orada gülücük var. Nasıl? Ben şimdi görmediğim için de. Telefonun arkasında smiley var bir tane. Ama evet, bir yandan da gülmüyor. Sert ve çok güzel bir kız. Hem telefonu hem gözlüğü göstermek için mi böyle bir post seçtiniz? Hayır, orada telefonu değil, gülücüğü göstermek için. Evet. Hakikaten ama çok, çok güzel, tatlı, çok güzel bir kız. Peki başka fotoğraflarına da bakıyoruz. Bir yerde zıplıyorsunuz. Harikulade bir vücudunuz var. Doğru söylemek gerekirse pembe o bir tişörtünüz. O aslında zıplamıyorum. Sakız balonu
balon sakızı beni uçuruyor. Evet. Instagram'da Instagram'da sanatsal enstalasyonlar diyebileceğimiz bir şey. Hakikaten fotoğrafları birbirinden ilginç. Bir de bir havuzun dibine çömelmiş defi hacet fotoğrafımız var. Sanki şunu gösteriyorum Burcu'ya da şimdi. Hakikaten yogamsı. Ve yine güzel fotoğraflardan bir tanesini söylemek istiyorum. Bir ağaca asılmış bir salıncağın iplerinden tutarak ayakta sallanıyorsunuz. Özellikle çekim için yapılmış bir şeydi. Video çekimleri için yapılmış. Model misiniz? Hayır, ben proje üretiyorum. Wellness antrenörü ve yüzme antrenörüyüm. Çocukluğumuzda suni teneffüs diye bir proje söz konusu. Hatta dün katılma isteğim özellikle İstanbul için katılmak istemiştim. Çünkü gerçekten bir kez daha hayran bıraktım. İstanbul'dan kastınız Okan Bey'in kızı. Evet. Ne yapıyorsunuz? Bize bir anlatın lütfen. Şimdi ben kendi mühendisim. Ege Üniversitesi Suriname Mühendisliğinden mezunum. Sualtı rugbycisiyim. Sualtı rugby yapıyorum. Hem de böyle bir şey var. 12 yıldır yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Tüm engel gruplarıyla, tırnak içinde söylüyorum. Engel gruplarıyla çalıştım. Şimdi başka bir isim vermiyoruz sanırım. Kulüple birlikteyim. Orada wellness çalışmalarımızı da yapıyoruz. Geçen gün hatta WhatsApp'tan size mesaj yolladım. İlk heyecanınızı hiçbir zaman kaybetmeyin diye. Çünkü TRT Kent Radyo'da bilim ve teknoloji konusunu ele alan bir programa konuk olduk. İki kıta, üç köprü programına. Orada spor bilimini ele almak istedik. Orada muhteşem bir duyguydu. Radyo programına konuk olarak katılmak. Sizi düşündüm. Ahu konuk olmak istiyor. Hayır bir dakika dur, istemiyor şu anda. Hayır. İstemiyor. Şimdi açık açık söylerim. Burcu. Ahu bir dakika ya. Yani ima etmiyorum kesinlikle hiçbir şeyi. Hı. Zaten bütün hayattaki problemlerin de bu imalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Süper. Yani açık açık konuşmak gerekiyor. Lütfen. Daha sonrasında böyle bir mikrofon var ama herkes dinleyebiliyor. Dinlemek isteyen. Böyle hani bu tip konularla ilgilenen arkadaşlarımla paylaştım. Kimisi hani heyecanını yitirmişti. Ne var ki hani neler zaman yapıyoruz falan şeklinde. Ben 12 yıldır yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Maalesef iş olarak söylüyorum çünkü üstünden para kazanıyorum. Aslında iş olarak görmüyorum çünkü severek yapıyorum. Çünkü her gün herkes farklı, ben farklıyım. Her gün ruhum değişiyor. Bir insanın 5. dersi olsa bile o insan 6. dersinde, 5. dersinde daha farklı bir insan haline gelmiş oluyor. İnsanların heyecanını kaybettiklerini düşünüyorum. Dün İstanbul Hanım'ı konuk etmenizle birlikte heyecanımızı kaybetmediğinizi görmüş oldum. Yarın akşam bana radyoya gelir misiniz? İstanbul'da mısınız siz? Evet. Peki şimdi tekrar arayın lütfen terbiyesiz Tuğba'yı. Size adresimizi versin. Ve o da bizi duyuyor galiba. Tuğba bizi duyuyor musun? Evet, duyuyor. Bizi duyuyor. Peki. Ahu Hanım'a bizim lütfen adresimizi veriyorsun ve yarın akşam sizi 6 ile 8 arasında sizin radyoya geldiğiniz saatte konuk etmek istiyoruz. Bu 6.30 olabilir, 7-7.30 8. Ne olur beraber bakalım. Ben mesajı şimdi arıyorum, bana WhatsApp mesajınızı arıyorum fakat bulamadım. Bu arada başka bir galiba siz bizim buraya WhatsApp'tan. Evet radyo. Dün de bir video yolladım size. Bugün de Burcu diyebilirim değil mi sana? Tabii ki. Burcu Hanımcığım. Hatta Burcu'dan büyüksünüz. Niçin söylemiyorsunuz? Ya büyüklük küçüklükle dedi. Ben yaş farkı gözetmek tabii için konuşuyorum. Evet. Hiçbir önemi yok çünkü. Bu arada WhatsApp'tan bir mesaj gelmiş bana, yani benim telefonuma gelmiş ve ben bunu görmemişim galiba. Diyor ki Okan ne haber? Hep aynı yerdesin. Adında hem sistem eleştirisi yapan hem de sürükleyici ve bütçesi uygun bir senaryom var. Ama bu geri zekalı yapımcılar gencim diye incelemeden yüzüme bile bakmıyorlar. 22 yaşındayım. 3 yıldır uğraşıyorum. Hep bir yerde tıkanıyor. Sana da rol yazdım. Sinemada devrim yapmak istiyorum. Ama bana bir kıvılcım lazım. Onu bulmam gerek. Sinema TV okuyorum. Ve sen sormadan söyleyeyim. Sevgilim var ve deli gibi sevişiyoruz.
diye bana bir WhatsApp mesajı yazmış. Bana işte hep böyle adamlar ve kadınlar mesaj yazıyor. Ama siz zaten Virgin Radio hesabına yazmışsınız da evet, yapmışsınız. Evet, o ben değilim ama benim de böyle benzer bir konum var. Dediğin iyi oldu. Bu da açıklığı. 38 bölümlük bir televizyon programı projem hazır. Yani benzer noktalar evet o arkadaşla birlikte var ama hani o ben değilim. televizyon için hiçbir şeyiniz hazır olamaz. Televizyon başka bir dünya. 38 yani, bölümde. Televizyona ne olur insanlara bir şey yapacak bir şeyler öğretebilecek bir kültür platformu gözüyle bakmayın. Televizyon böyle bir şey değil. Televizyon başlangıcından bu yana sadece deterjan satmaya yarar ve sadece deterjan satar. Öyle, yani internet televizyonu başka bir şey olur. Hı-hı. Sadece hani benzer konulardan şey çok büyük bir tesadüf oldu. Ne güzel işte yarın geliyorsun. Gelen mesajı okumanız Ahu. Ve yarın, evet, yarın geliyorsun ve burada bizim merak ettiğim sorular da vardı. Hazır yarın da geliyorken yarın burada güzel peki, güzel çıkarsın. Elimde. Peki tatlı kız teşekkür ederiz. Yarın bu görüşürüz. Dakikaları bizimle paylaştığınız için hayatınızdan. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalınız. Evet. Şöyle söyleyebilirsiniz. Biraz önceki telefon konuşmasında bir ipuçları istemiştiniz sağlıklı yaşam için. Ben verebilirim birazcık. Yarın geliyorsunuz. Hoşça kalın. Bye bye. Çok ilginç bir yazı var elimde şu anda. Çok ilginç hakikaten. Allah Allah. Ve bu arada tabii ki bugün biraz sanattan konuştuğumuz için şu ünlü ressamdan da söz etmek gerekiyor. Giorgio de Chirico'nun Dünyanın Gizemi sergisiyle Pera Müzesi'nde olduğunu da söylemem gerekiyor. Tabii ki gösterirsem ressamı hemen tanıyacaksın. Evet. Ve aslında asıl güzel olan şu başlık. Yetişkinlerin de çocuk kitapları okumaya ihtiyacı var. İşte tam bizim dinleyicimiz için terapi niteliğinde bir yazı, bir şarkıdan sonra ve artık yaşlı ve gözleri iyi görmeyen bir adam olduğum için bu yazıdan söz etmen için bu yazıyı sana vermek istiyorum. Ben de yaşlıyım ya. Sen yaşlı değilsin. Çok küçük gerçekten ama deneyeyim. Şimdi değil ama. Şimdi değil şarkı. Bir şarkı arası vereceğiz. Ve şarkıyı dinlerken kendimizden geçeceğiz aman çok saçma bir şarkı işte bunlar giriyor top 40'ye Virgin Radio. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radio'su devam ediyor. Hanımlar beyler, Virgin Radio İstanbul stüdyosundan canlı olarak yayınlanan Talk Radio devam ediyor. Artık son yarım saatimiz içerisindeyiz ama merak etmeyin, sizleri mutlaka ulaştıracağız evlerinize, sevdiklerinize. Ve bugün, dün çocuktuk, bugün sanat doluyuz. İşte Burcu bize ilginç bir makaleden bölümler okuyor. Yetişkinlerin de çocuk kitapları okumaya ihtiyacı var başlık. Resimli çocuk kitapları kategorisinde hangi vitrine ya da rafa baksanız bir Feridun Oral kitabı görebilirsiniz. Oldukça üretken ve ürettikleri beğenilen bir sanatçıyla karşı karşıyayız. Üstelik sadece resimli çocuk kitabı alanında değil, plastik sanatlar alanında da düzenli olarak açtığı sergilerle şaşırtıcı ve ironik dünyasını izleyicilerle paylaşıyor. Bakınız izleyici denmiş makalede de. Sergiler ve izleyici. Hatırlarsanız buna bir dokunmuştuk. Kaç oda bir salon eviniz? Ben bu konuyu tartışmak istemiyorum. tamam. Sanat izleyicisi denir tabii ki. Ama. Yani izlenebilir, bakılabilir. Tamam ben işimi tamam bana Burcu verdiğiniz Baktur, işimi. Sevgili Burcu Baktur. tamam. Sevgili tamam. Burcu Baktur. Salon eviniz. Eğer ısrarla bu yazıyı okumayacaksanız sözlerimi dünyanın en güzel kadını Cansu Kaymaz'a okuturum daha iyi. Hayır.
1980'lerin ortalarından beri çocuk kitapları resimleyen Feridun Oral, ilerleyen yıllarda hikayesini de kendi yazdığı kitaplarla çocukların karşısına çıktı. 1993 yılında UNESCO tarafından Tokyo'da düzenlenen Noma Konkur yarışmasında yazıp resimlediği Ormandaki Ses adlı kitabıyla Runners Up ödülünü, 2001 yılındaysa Avrupalı İllüstratörler Bienalinde Düş Kedileri adlı çalışmasıyla onur ödülünü alan sanatçının yazıp resimlediği çocuk kitapları yurt dışında, başta Mine Edition olmak üzere çeşitli yayın evleri tarafından yayınlandı. İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca ve başka dillerde çocuklarla buluştu. Biz sanatçıyla İstanbul Ataşehir'deki atölyesinde bir araya geldik. Evet, demek ki çocuk kitaplarını resimleyen bir sanatkarla ilgili bir yazı. Ama evet, başlığına bayıldım. Evet. Bir daha okur musun, evet, o güzel başlığı? Başlığı, yetişkinlerin de çocuk kitapları okumaya ihtiyaçları var. Kesinlikle var. Evet. Dünkü çocuksu radyo programından, evet, sonra bunu anladım. Ya da yine dün bahsettiğim gibi kızımla beraber evde ya bir çocuk filmi izlerken ya da onunla beraber sinemaya gittiğimde çocuk filmi izlerken tabii ki uyuyakalıyorum. Mutluyum çünkü. Çok tatlı değil miydi ama söyledi ya. Uyanık bırakacak hiçbir şey yok. Ben bir baba aslanım. Eğer etrafta tehlike kol gezmiyorsa mutlaka, evet, tembellik yapar uyurum. Ne güzel. İşte hayat böyle. Peki şimdi yeni bir dinleyici Burak İzmir'den arıyor. 30 yaşında, bakalım hatta mı Burcu? Merhaba Burak. Wow, wow, wow. Merhabalar. Oo, ne kadar şen şakrak bir ses. Trafikte değilsin herhalde Burak. Evet, trafikteyim, canım çıkıyor ama Tuğba sayesinde ayaktayım. Ya ne güzel, sana terbiyesizlik etmedi sanırsam. Hayır, Tuğba var ya, yani inanılmaz Tuğba ya. Tuğba var ya. Tuğba var ya. Hayır, şöyle bir şey söyleyeyim, biz 2 haftadır flörtleşiyoruz neredeyse. Sürekli arıyorum. Hatta yalnız, şey oldu. Yalnız bir yanlış. Tuğba sinirleniyor şu an. Şu an kızıyor. Yanlış anlaşma olmasın. Tuğba öylesine terbiyesizdir ki kimseyle flörtleşmez ve hakkında ya iyi şeyler söylenmesine kesinlikle müsaade etmez. Ya Tuğba, yani bak şöyle söyleyeceğim. Tuğba'nın koltuğunda ondan daha iyi oturacak birini tahmin edemiyorum ya. Evet, evet, yani, evet. Yani 2 haftadır yani arıyorsam yani hem Tuğba'yla konuşmanız zevk, hem de yani bu yayına bağlanmak. Peki, yani, peki Burak, 2 haftadır arıyorsun da Tuğba ne diyor? Sonra ara mı diyor? Tünele giriyoruz ya mu diyor? Onu ben diyorum. Hatta şey, Ege'yle de bir iki kere falan konuşma şansımız oldu. Gerçekten çok iyi ya. Biz ailece görüşürüz artık. Ege, çok tatlısın. Ne? Tuğba'ya sunuyor. Ha, tamam. Burak, kamera mı taşıyorsun sen? Kamera ya, eskiden mavi ödü. Bunu ilk defa duyuyorum. Kameraman mısın derdiğimi duydum taşıyor da. Yani mesela polis görse... Polis görse silah mı taşıyorsun sen diyecek. Yani, golf mu oynuyorsun diyeceğe, uzun uzun sopalar ne oluyor diyecek. Aa, çok acayip. Burak. Yani neşter görse ne oldu, bıçaklayacak mısın beni diyecek zavallı doktora. İşte ama, kamera mı taşıyorsun sen? Ama Burak kimi zaman gitar taşıyor, kimi zaman kamera taşıyor. Ya Allah taşıtmasın. Gençlik biraz heyecanlıydı. Şimdi böyle daha statik bir hayata geçtim. Hmm. Onun için geçmişe bir özlem var. Bebeğin var değil mi? Bir tane? Evet ya, çok tatlı Burak, bir bebek. Burak, bebek mi taşıyorsun sen? Baba mısın demiyor. Bak baba mısın yok. Bebek mi taşıyorsun sen? Evet, deniz atlarını imreniyorum. Ha evet, tamam. Anladınız değil ya, mi? Her şey deniz atlarına imreniyorum dedim. Nedir deniz atları? Deniz atları bebeklerini kollarında taşırlar. Erkek doğuruyor. Atıyor ya. Bebeği erkek doğuruyor deniz atlarına. Nasıl attı ya? Kollarında taşır. Hayır, penguenler ayakları üzerinde taşırlar, onu evet, mu söylüyorsun? Şey, bir de ısıtırlar onlar. Isıtırlar penguenler. Anne yumurtlar da deniz atlarının erkekleri doğurur. Yani erkekleri doğurur, evet, öyledir. Burcu bak, evet, genel kültür saati. Burak. Evet. 1985 yılının en sıcak aylarından Haziran'ın 22'sinde düzene tepki olarak doğmaya karar verdim demişsin. Evet, anarşist ruhum
Evet ya, öyle bir şeyim var. Böyle lütfen bu ayıp kelimeleri falan. Bu evet. Ayıp kelimeleri medyada kullanmayınız. Bu kelimeler evet. Ayıptır. Hatta edebiyatta anarşizm vardır, bildiğiniz gibi. Anarşizm aslında sanatta anarşizm vardır, edebiyatta anarşizm kesinlikle. Vardır, siyasette anarşizm vardır. Hatta bilimde anarşizm vardır. Bütün bunlarda anarşizm Burak, vardır. Anarşizm kadar şansız bir kelime yoktur herhalde Burak, Türkçe'de. Sizin evet. Sanırım karınızın da bir çocuğu var. Nasıl? Ne? Aslında teşhisi kondu da hastanede o da bekliyoruz. O da bekliyoruz. Demek, demek Burak karınızın bir çocuğu var. Çocuk taşıyorsunuz. Aynı çocuk. Ay, hayır, bir fotoğrafınız evet. Var da çok ya güzel. Bir fotoğraf, bir fotoğraf aynı bebek, var ama ama hayır, orada iki fotoğraf bir araya evet, getirilmiş evet. Ama bir anda Burcu fotoğrafa baktı. Aynı çocuğu ikisi de kucaklarına almışlar. İki fotoğraf yani. Burak, sizin bir çocuğunuz var ama karınızın da bir çocuğu var. O da ayrıca yapmış. Böyle bir şey olabilir. Burak, daha fazla ay. Daha fazla akıl sağlığınız bozulmasın diye ay. Sizi sevgiyle ay, ve teşekkürlerimle gönderiyorum. Çok tatlısınız Burak. Karınıza da selam. Bir şey anlatacak mıyız? Bir şey anlatacak mıyız? Tamam, bir şey anlatacak. Tamam durun, sustuk, durun, sustuk. Burak durun, bir şey anlatacak. Burcu özellikle susun. Ben evet. Sustum. Burak. Anlatıyorum. Evet. Ya canlı yayına ne kadar gider bilmiyorum. Aa öncelikle şey ya günah çıkarayım. Gevezeyi trolledim geçen. Kimi? Geçen kimi? Özür diliyorum ya. Gevezeden özür diliyorum. Tamam. Ben Gevezeyi tamam. Trollediniz. Evet. Burcu çok dikkatli ol. Tamam. Çünkü ben seninle konuştuktan sonra Burak'ın pek aklı başında olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Kesinlikle değilim zaten. Tamam dinliyoruz. Anlat Burak. Ya şey Tuğba'yla şimdi o kadar güzel bir arkadaşlığımız oldu ki. Şey Instagram'dan takip edebilir miyim dedi. Alo? Evet dinliyoruz. Burak'ın kimseyle güzel bir arkadaşlığı. Yani daha doğrusu evet. Tuğba'nın Tuba. Kimseyle güzel bir arkadaşlığı olamaz. Ya oldu işte her neyse. Peki. Ondan sonra ya şey eşim falan bir şey der mi dedi. Ondan sonra ben de şu hikayeyi anlattım. Blazers diye bir arkadaş kurdum. Hayır Burak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ve çok garip hemen Instagram'ına bakmak zorundasın. Çünkü galiba karının bir çocuğu var. Evet evet. Hanımlar beyler 0212 368 62 20 Virgin Radio'nun telefonu ve bayıldığımız Instagram mesajlarınız için işte 0533 040 77 çift sıfırdan bize ulaşabilirsiniz. Kaç oda bir salon eviniz? Geldik yepyeni bir şarkıyla Cake gerçekten by yeni the mi? Ocean şarkısıyla. Eğlenceli devam mi? Etmeye sıra geldi. Tabii ki Sayın Cansu Kaymaz'a. Okyanusta kek yemek efendim. Nasıl hiç denediniz mi? Denizde şeftali yemeği denediniz mi? Ay onu denedim. Hmm. Onu fevkalade denedim. Biraz anlatır mısınız? Anlatırım. Denizde şeftali nasıl şeftali? Şeftali mi, kek mi? Hayır hayır. Denizde şeftali yemek. Çünkü çok kişiyi özlüyor tatili şu anda. Tamam. İnsanlar deniz kenarına gitmek istiyorlar. Şıpır şıpır ben suya çıplak ayaklarına hadi sokup ondan sonra şeftaliyi şeftali gibi şefkatle ve şeftali gibi efendim şöyle bir şey şeftali de herkesin yemesiyle harcı olmaya. Değil tabii. Herkes şeftaliyi yemez şeftaliyi yemesini bilmeli şeftaliyi Cansu Kaymaz gibi yemeli. Kaç oda bir salon eviniz? Önce ne yapıyoruz efendim? Yumuşak şeftali mi? Sert şeftali mi? Sert kütür kütür de olabilir. Kütür. Ne bulur? Yumuşacık, o çok güzel oluyor. Yumuşacık sıcakta mayışmış. Mevsim şeftali. Kaç oda bir salon eviniz? Mevsim şeftalisi. Denize şöyle kaptana da yürürüm. Adım 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 ve girerim. Ardından atlarım deniz elimde şeftaliler. Önce bir jonglör yapmak isterim. Ardından yapamam çünkü girerim. Tam olarak anlamadım efendim. Bir jonglör yapmak ne demek? Jonglör biliyorsunuz elindeki lobutları ya da topları havaya hayalinde atıp sırayla. Hayalinde bir jonglör yaratmak anlamında. Tutan hayır. Bir kişidir. Yok. Siz başka bir şey mi kastettiniz acaba? Kaç oda bir salon eviniz? Ben elimdeki şeftalilerle
çünkü lerle diyorum. Bir jonglör gibi numara yapmak istersiniz. Numara yapmak istiyorum. Fakat insan tabii ki insanın elinde şeftaliler. Bir yandan kendi göğüsleri de var. Hangisine atıp tutacaksınız? Kolay bir şey değil. Yanlışlıkla hani 3 şeftali desek oldu sana 5 şeftali gibi. Doğru. Yani doğru. Doğru. Zor bir şey. 3 2 elim, 2 yani, ayağım. Çok doğru. Her şeyden önce Sayın Cansu Kaymaz'ın 2 eli, 2 ayağı ve 10 ayak parmağı var. Evet. Ardından denize. Ayak parmaklarınızı bize sırasıyla sayar mısınız lütfen? Tabii. Küçük. Evet. Bir. Küçüğün yanındaki küçük. İki. O da mı? O da tatlı şeyin adı da. İkizler mi onlar? Onun da adı küçük. Biri tombul tatlık. Tombul tatlı şey, evet. Küçük. Ardından ortaya, evet, geliyorum. Ortaya, aman dikkatli gelelim ortaya. Dikkatli. Evet. Hemen o baş parmakla kalan, ortayla kalan arasında. Ne kadar güzel, hani ne kadar. Oynatırsın. En kolay oynatabildiğin ve parmağınızı oynatabiliyor musun? Arasında pamukçuk kalır falan. Pamukçuk mu kalır? Tamam, bir şey nasıl ayaklarım var? Nasıl ayaklarım var ya? Çekiyorum. Virgin Radio İstanbul Stüdyosu'ndan yaptığımız Talk Radio canlı yayını dakikalar içinde sona erecek. Bu akşam sizlerle 2 saat aşk dolu, sanat dolu, inşaat dolu, her türlü gelir gider kaygısı dolu, çoluk çocuk dolu, hayata dair her şeyi paylaştığımız bir program gerçekleştirdik. Talk Radio vatandaşın yanında, halka rağmen, halk için, halktan yana ve halktan gelenleri tekrar halka geri vererek yapılan inanılmaz bir yayındır. Ben ve teknik yapımdaki arkadaşım Burcu Baktur ve felsefe güzeli Sayın Yağmur Anaz ve programımızın striptiz üstadı Umut. Sayın Ege Esen ve programımızın elektrikçisi ve müteahhit Umut Uslusoy ve işte santral operatörü Tuğba Terbiyesiz Demir'le beraber yaptığımız bu saçma sapan absürt nitelikteki yayın birazdan sona erecek. Umarım hepiniz keyifle, çok keyifli olmasa da arzuyla evlerinize varmış, çoluğunuzu çocuğunuzu kucağınıza almış, eşinizin yanağına bir öpücük kondurmuş ve kendinizi daha da güzel, daha da mutlu geçecek bir geceye hazırlıyorsunuzdur. Sizlere hoşça kalın derken sanatla kalın, sanatla dolun, sakın sanatsız kalmayın diyor. Vur sazın tellerine şair deyip şu güzel şarkıyla bitiriyoruz. Men mümmüzün, mutlu musun? Güzel sevdiğim. Men mümmüzün, mutlu musun? Memnun musun, mutlu musun, güzel sevdiğim? Memnun musun, mutlu musun? Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Okan Bayülgen'in Talk Radyosu sona erdi.